bir hükümet kurulacak, iktidar değişecek, muhtemelen arkasından zam gelecek, zem gelecek, fiyatlanacak, pahalanacak diye şimdi şekerler saklandı. Şeker stokları. Yağ saklandı. İşte şu yağını, bu yağını bulamıyorsunuz. Demir yok, çimento yok. Nedir bu? Bunu kim sakladı? Bu nasıl oluyor bu? Allah-u Teala'nın hayat kanununu anlattım. Bak buğdayı kuşlar yemesin de insanlara kalsın diye kılçıkları bekçi gibi, jandarma gibi bekleten Allah. Bütün bu nizamı, sistemi kuran Allah'ın iradesi altında şu memleketteki ticarete bakın. Şu memleketteki tüccara bakın. Şu memleketteki esnafa bakın. Şekerini, yağını, demirin içine tek kelimeyle insanların muhtaç olduğu maddeleri deposuna, ambarına dolduruyor, saklıyor, zam gelecek de ondan sonra satacağım diye piyasadan çekiyor, insanların ihtiyaç içinde kıvranmasına meydan veriyor. Ne demek? Şimdi bunun dini hükmünü söyleyelim. Efendiler, şu cemiyetin geldiği noktayı görüyor musunuz? İlahi kanunları anlattıktan sonra anlaşılıyor hüküm mesela. Bu cemiyet nasıl ıslah olur? Şimdi iki cihanın saadet rehberi Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Kısa bir hadis-i şerif ama sonsuz manalarla dolu olan bir hadis-i şerif. El-muhtekiru mel'uni. Allah-u Teala'nın Habibi Resulü buyuruyorlar. Pahalansın da ondan sonra satayım diye insanların, hayvanların, kuşların, böceklerin muhtaç olduğu maddeleri tabiatın bünyesinde meydana gelen ihtiyaç maddelerini, gıda maddelerini pahalansın da ondan sonra satayım diyen bir insan bunu iradesiyle bile bile haram olduğunu, sahtekarlık olduğunu bile bile bunu hoş görerek, bunu beğenerek kim böyle bir gıda maddesini saklarsa Allah-u Teala'nın Rezzak sıfatını, Rabbül Alemin sıfatını, Rahman ve Rahim sıfatını inkar etmiş olacağı için mel'undur, ebediyen cennetten ve cemalullah'tan mahrum kalacaktır. Hüküm. Dinin hükmü budur. Sen Rabbül Alemin bak, kafirin de rızkını veriyor, dinsizin de rızkını veriyor, komünistin de rızkını veriyor. Soygun bu, zulüm bu, istibdat bu. İşte Allah'a ve ilahi kanunlara inanmayan neslin yapacağı budur.